arkadaşlar, Bremen Mızıkacıları'nın başrollerinin heykelinin önündeyiz. Şurada, evet. Hatta çocuklar bile tırmanıyor. Bu heykel arkadaşlar, eşek, üstüne köpek, üstüne kedi ve üstüne tavuktan oluşuyor. Tavuk az horoz. Horoz, ben hep tavuk diyorum. karıştırıyorum. Arkadaşlar bunlar bir masalın başrolleri. Ayrıca da arkadaşlar bu arkamda gördüğünüz eşeğiniz öndeki sağ ayağına ellemek uğurlu geliyor. Almanlar öyle diyor. Hatta orası biraz sararmış da elleye elleye. Ağzı da aynı şekilde öyle yapıyormuş. O zaman Pınar, bence sen bir masalı anlatmaya başla. Bir varmış bir yokmuş. Bir zaman önce sahibine yardım edip saman falan taşıyormuş ama o da herkes gibi yaşlanıyor ve hala ses güzelmiş. Bremen'e yola çıkmış. Evet, devamı. Yolda bir de köpek görmüş. Tabii. O da sahibine yardım ediyordu bir av diye. İşte ama onun da o da işte artık yaşlanıyor ve sahibi de onu sokağa atmış. Ve eşek demiş ki sen de gel, sen de benimden şarkı söyle. Sen de benimden Bremen'e gelip şarkı söyle, davul çalarsın dedi. Ondan sonra arkadaşlar bunlar giderken bir evin çatısında bir kedi görüyorlar. Kedi geliyorlar. Ve kediye diyorlar ki sen neden buradasın? Sen evin içinde olman lazım değil mi diyorlar. Kedi diyor ki ben aslında bu evde fareleri karalıyorum. Ama artık yaşlandığım için sadece şöminenin önünde bekliyorum. O yüzden de sahibi de onu da evden kovmuş. Ve eşek demiş ki sen de bizimden gel. Kediler şarkıdan çok iyi anlar diye onu da yanında götürmüşler. Fare yolda horoz görmüşler. Yani böyle ötüyormuş ama neden ötüyormuş? İşte sahibi yarın onu kesecekmiş. İşte o da sensiz yapmaya çalışmış ve eşek de demiş ki sen de bizimle gel, sen de bizimle şarkı çalarsın demiş ve onu da yanından getirmişler. Sonra da bu dört kafadar yola çıkmışlar. Dördü beraber yürürken tabii Bremen uzak. Haliyle bir yerde oturup uyumaları lazım. O yüzden gece olunca bir ormana sığınmışlar. Ormanda horoz bir tane ağacın üstüne çıkıp etrafa bakmak istemiş. Ve ışıklı bir ev görmüş. Evet. Işığı... Ve herkese söylemiş. Sonra da eve doğru gitmişler. Ve eşek pencereden evin içine bakmış. Bakmış ki evin içinde mükemmel bir sofra ve 4 tane de kaydırmış. Bunu gören hayvanlar ne yapmışlar? İşte şimdi ilk başta eşek, üstüne köpek, üstüne kedi, üstüne horoz çıkmışlar ve işte böyle bir şey elde etmişler. Sonra da pencereden fırtlayıp yani hemen böyle çıkıp biri tekme atıyor, biri işte zıplayıp kaçıyor. Isırıyor, tırmalıyor bu şekilde ve haydutlar kaçıyor. O günde onlar güzel bir yemek yiyip yatıyorlar ve gece 12'yi geçtikten sonra haydutlar orada kalıyor. Bir tane haydut yine evin içinden yalakmış. Sonra evin içine girmiş. Bir tane kibrit yapmış görebilirsin diye ama kedi olmamı görmüş. O kedi olmamı çizmiş. Sonra bunu duyan köpek onu ısırmış. Bunu duyan horoz diye hırlamış. Ötmüş işte. Bir de eşek de bunu duymuş. Haydi tam çıkarken ona bir tekme atmış. Arkasına. Son darbe ve haydut kaçmış. Bundan sonra da onlar Bremen'e gitmekle ertelemişler. O evde her gün şarkı çalıp eğlenmişler. İşte o üst üste çıktıkları yerde burası. Her yılda buranın çok da güzel bir yeri var arkadaşlar. Bremen şehri çok tarihle dolu. Tarih kokuyor resmen. Öyle bir şehir. Bu arada arkadaşlar ben de bir şey söylemek istiyorum. Ben 5 yaşındayken ben de bir kere bu Bremen Mızıkacıları hikayesini okumuştum.
Ama hep merak etmiştim, acaba Bremen ne demek? Çünkü o zamanlar daha Almanya'ya gelmemiştik ve Bremen'in ne olduğunu bile bilmiyordum. Hatta okuyucunu bile anlamıyordum. Bremen diyordum. Ama şimdi o şehirdeyim. Çok tuhaf geliyor bana. Baksanız da. Wir sind auch nicht irgendwelche, die an diese Pandemie nicht glauben, sondern wir wollen Arbeitsplätze erhalten. Und jetzt wollte Thorsten noch mal was dazwischen sagen, denn wir haben noch eine Zwischenrede. Und ich bedanke mich noch mal bei Moritz. Dankeschön, Moritz, dass du kurz auf die Bühne gekommen bist. Wir steuern ja so langsam auf den Wahlkampf zu. Nicht eingeladen, aber heute da. Und